Coro esasında İtalyanca bir kelime, şarkı topluluğu anlamında. Esasında antik dönemde, antik Yunan'da, Roma döneminde koro dediğimiz zaman sadece şarkı söyleyen insanlardan değil, enstrüman çalan insanlardan, müzik yapan insanlardan, dans eden insanlardan da bahsediyor oluyoruz. Antik dönemde koro var, söylediğim şekliyle var. Özellikle tragedyanın içinde yine bir tiyatro oyununun, oyunun içinde kullanılan bir bölüm koro. Drama içerisinde çok önemli bir rolü var. Ama günümüzde kullandığımız haliyle esasında Orta Çağ'da 1400'lerle 1700'ler arasındaki dönemde koronun varlığından bahsedebiliyoruz. Onun öncesindeki korolar genellikle tek sesli, Gregorian melodilerini söyleyen, tek ses, tek kilise, tek müzik. İlk çağlarda ise koroda, yani şarkı söyleme eylemi zaten daha çok dini ayin ya da büyü yaparken kullanılan bir unsur. Yani insanlar eğlenmek için şarkı söylemiyorlar. Daha çok dini olgular için ya da büyü yapmak için, tören yapmak için, ayin yapmak için müziği kullanıyorlar. Koronun türleri var. Koronun türleri söyledikleri müzikal yaklaşımla ilintili esasında. Dini müzik söyleyen korolar var. Bir tanesi halk şarkıları söyleyen korolar, folklorik korolar var. Bu biraz da dansla da birleşerek yapılıyor. Bunun dışında tabii çocuk koroları var. Oda koroları var. Oda korosu dediğimiz koronun sayısına bağlı. Koroda şarkı söyleyen kişi sayısına bağlı olarak değişen bir sistem. Bunların dışında modern stillerde yani pop koroları var, caz koroları var. Ağırlık olarak tabii koro deyince aklımıza hep klasik müzik geliyor. Klasik müzik üzerinden konumluyoruz koro ismini. Koro insanın olduğu her yerde var. Zaten koro birlikte şarkı söylemek demek. O yüzden tek sesli ya da çok sesli fark etmiyor. Dünyanın her yerinde o kültüre ait müzikleri söyleyen korolar var. Pınar başı durma.